Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gözler yine kapanmak üzere. Yorgun ve bitkin. Senelerin yüküyle tükenmiş belli ki. Gözüme bile hakim olamıyorum. Aslında bütün zerrelerimle kabul ediyorum ki mahluk olan, aciz ve fakir olan bir kulum ben. Ayeti kürsi'de denildiği gibi ona uyku ve uyuklama gelmez. Yani arız olmaz. Ey ilahlık ve hakimlik taslayan, kendini bilmez gafil kişi. Madem sen de Firavun gibi kendini ilah, hakim zannediyorsun, o zaman uyuma, yerlere atma kendini, gözüne hakim ol. Fıtratındaki bu uyku hissini çıkar at bakalım. Buna kadir olacak mısın? Ey her şeye sahip olduğunu iddia eden, söyle bana senin neyin var? Benim dediğin şeyler bile senin değil. Gafilikten böyle boş, gayrı hakikat konuşuyorsun. Hak ne, batıl ne bilmiyorsun. Yazık bir gün gözün görmez yüzün gülmez olacak. O zaman hali nice olacak. Sen seni bilmezsin, gayrısını koy gitsin. Kendine gel, kendine. Düşmanın olan şeytanı sevindirmekten, mutlu etmekten utanmıyor musun? Allah'tan korkmuyor musun? Bu sendeki nasıl bir iman anlamadım. Seni Mevla'ya yaklaştırmayan imanın seni o zaman Mevla'dan uzaklaştırır. Anla bunu. Senden başka herkesin ayıbını ararsın. Sen onların ayıbını aramakla ve onların o kusurlarını ayukaya çıkarmakla daha büyük bir ayıp ettin. Sen de haklısın. Ey kendini alim zanneden, İslam dini şerifi hakkında 2-3 kitap okuyup başkalarına falan filan kitap okudum. Şöyle şöyle diyordun ya. Kitapla, cennetle, cehennemle ilgili şeyler anlatıyordun ya. Kendince boş kuruntular konuşuyordun ya. O konuştukların, o boş kuruntular seni nereye taşıyacak? Ve sen doğru bildiklerinle amel etmezsen sonun nice olacak. Senin yük taşıyan merkepten hiçbir farkın yok. Bir alameti farikan olması gereken ve bir de kendini olmuş bitmiş sütten çıkmış ak kaşık gibi görürsün. Sanki meleksin mübarek. Cennetliyim diye düşünüp kendini kandırırsın. Cennet senin mi ki onun hakkında hüküm verirsin? Anlat desem kendini bile anlatamazsın. Bana karşımda alimlik taslama. Alim gibi giyinmen, alim gibi görünmen seni alim yapmaz ve yapamaz. Senin kafan bu kadar. Sünnet-i şerife uyuyormuş havası vermek de değildir. Asıl marifet irfan sahibi olabilmek. Ebu Cehil öldü, cehenneme gitti. Ama onun yaydığı bu cehalet hala devam ediyor. Adı üstünde Ebu Cehil. Mümin olmayı bırak, mümini kamil olmaya bak. Şu an öyle bir zamandayız ki Ebu Cehil ve Ebu hep kafasında kendini Müslüman zanneten bazı haktan, hakikatten gafil olan cahil Müslümanlar var. Cahillik bir özür olamaz. Neden okumadın ki, neden öğrenmedin ki, neden mücadele etmedin ki diye sorarsam sana ne dersin bana acep? Yoksa sen de o gafiller gibi hemen suçu Allahu Teala'ya ve kadere mi atacaksın? Nasip olmadı, kaderde yokmuş gibi batıl evhamlarla kendini mi avutacaksın? Öyle mi diyeceksin? Bu nasıl bir iman? Ben seni bir türlü anlayamadım. Bilmez misin ki insana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yemek yemeye vakit bulursun, gezmeye dolaşmaya vakit bulursun, o zaman nasip oldu dersin de okumaya gelince hep bir üşengeçlik, hep bir iftira. Asıl iş okumaktır, öğrenmektir. Ama sen bunlara gelince hep kaçarsın. Sanki Müslümana ilim okumak farz olduğunu bilmezsin. Kalk ayağa, kendine gel. Git Rabbin için ilim öğren, cahil kalma. Nasıl ki bu zamanda şöyle derler ya, Müslüman mahsız müksüz kalamaz, kalmamalı. Ben de vallahi Müslüman cahil kalamaz diyorum. Benim söylediğim söz budur. Eşikten mezara kadar ilim tahsil edeceksin. Hadisi şerifiyle amel etmezsen yarı yolda kalırsın. Cahillik bilmemek bir özür mazeret olamaz. Sen daha Rabbini, peygamberini, kitabını bilmiyorsun. O dehşetli ve zor günde münker nekir meleklerinin Rabbin kimdir diye sorduklarında ne diyeceksin? Para mı diyeceksin? Makam mı diyeceksin? Dünya mı diyeceksin? Ne demiş Arif'e bir işaret yeter. Ben de buna ittiba ettim. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Vesselam.